Herkese selam. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha beraberiz. Bugün Mistik Ligi'nde, Efsane Ligi'nde, Epic Ligi'nde, Büyük Usta Ligi'nde, Usta Ligi'nde her ligde oynayabileceğiniz 10 tane hero söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an cidden metada o kadar güçlü ki aldığınız zaman hem rakibe o kadar çok fark atıyorsunuz hem de oyunu taşıma potansiyeline sahip oluyorsunuz. Hemen buradan pratik moda girelim. Size almanız gereken karakterleri söyleyeyim. Öncelikle tanktan başlıyorum arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka eğer Mistik olsun, Efsane Ligi olsun, Epic olsun, Büyük Usta Savaşçı olsun, Atlas arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Bu hero'yu aldığınız zaman buradan en iyi oyuncuları setine girip şöyle bir build yapabilirsiniz. Bu build'leri de kullanabilirsiniz. Atlas'ı alıyorsunuz. Oyundayken yapmanız gereken takımınız yanındayken gidiyorsunuz. 5 kişi ya da 4 kişi 3 kişi bulduğunuzu ulti ile tutup yatırıp hepsini arkadaşlar kesiyorsunuz, oyunu kazanıyorsunuz. Gerçekten bütün tanklardan en iyisi. Yani her şekilde her oyunda fark atabilecek tank kesinlikle Atlas arkadaşlar. Şu an oyunun en iyi tankı da bence Atlas. Bir tane de savaşçı olarak söyleyelim. Arkadaşlar kesinlikle Yuuzhan. Girdiğiniz zaman oyuna soloda yapan var. Eğer yaparsanız jungle'da ciddi anlamda arkadaşlar fark atıyorsunuz. Ben solo oynama taraftarıyım. Buradan geliyorsunuz, misillemenizi alıyorsunuz ya da taşlaştır alıyorsunuz. Buradan savaş amblemi alıp buradan da bu build kullanarak oyuna giriyorsunuz ve oyunu fark atarak kazanıyorsunuz arkadaşlar. İster Mistik Ligi'nde olun, ister Epic Ligi'nde olun, ister Efsane Ligi'nde, isterseniz Savaş Ligi'nde olun, hiç fark etmez. Bir tank, bir savaşçı, şimdi bir tane de suikastçı söyleyeceğim arkadaşlar. Suikastçı olarak da Hayabusa arkadaşlar ciddi anlamda muhteşem derecede güçlü. Her koridoru hızlı bir şekilde split atabiliyorsunuz. Gank atarken çok hızlı bir şekilde her yere gank atabiliyorsunuz. O kadar güçlü, o kadar iyi bir hero ki her ligde alıp oynayabilirsiniz. Gerçekten kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Ondan sonra bir tane de büyücü söyleyeceğim arkadaşlar. Buradan Valentina'ya geliyorsunuz. Mid'de, jungle'da, solo'da her yerde oynayabilirsiniz. Girdiğiniz zaman oyuna Valentina ile istediğiniz şekilde mid lane'de rakibinize hem fark atabiliyorsunuz hem de rakibinizdeki Atlas'tır, Franco'dur ya da böyle tilt edici hero'ların ultisini bu hero'ya dönüş, bu hero'nun ultisini kullanarak sanki karşı taraftaki hero'ymuş gibi oyunda fark yaratabiliyorsunuz. Mesela geçen gün karşıma denk gelmişti, Atlas almıştı ve bizim takımdaki Atlas'ın ultisini alıp bizim takımdaki 5 kişiyi toplayıp oyun kazandırmıştı. Yani Valentina çok güçlü arkadaşlar, kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Nişancı koridorunda arkadaşlar, burada biraz kendi fikrimi kullanarak söyleyeceğim. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bir Beatrix. Cidden Beatrix o kadar güçlü ki hem M4 Dünya Şampiyonası'nda oynanıldı hem de bizim Türkiye metasında ciddi anlamda muhteşem derecede güçlü bir hero. Oynadığınız zaman rakibinize hem fark atabiliyorsunuz hem de ultisiyle birlikte kitle kontrolü hasar verebiliyorsunuz. Hem uzaktan nişancı tüfeğiyle de lane'inizi, koridorunuzu çok kolay bir şekilde ittirebiliyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir hero. Beatrix'e kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir tane de şuradan destek hero'su söyleyelim. Arkadaşlar destek hero'su da kesinlikle Dicky. Ciddi anlamda karşınızda Atlas olduğunda ya da böyle fazla stun olduğunda Dicky olduğu zaman takımınızda hem Atlas'ı hem de stunlardan sizi muhteşem bir şekilde koruyor. Gerçekten hem destek anlamında hem tank anlamında Diggy muhteşem. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Evet, bir diğer aromuz Martz arkadaşlar. Son güncellemeden sonra bildiğiniz üzere aşırı derecede güçlendi ve oyunda her şekilde fark atıyor. Jungle olarak oynayabilirsiniz, solo olarak oynayabilirsiniz. Ciddi anlamda aşırı derecede fark atıyor ve jungle olarak oynarsanız arkadaşlar çok rahat bir şekilde maç taşıyabiliyorsunuz. Mutlaka her ligde Martz oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bir diğer hero'muz Parşa. Parşa da güncellemeden sonra o kadar güçlü oldu ki 2 level 60 oldu gank ile birlikte aşırı derecede güçlü. Mid'de oynuyorsunuz ve ultileriniz
adeta can yakıyor. Tek bir ultiyle bir vuruşta rakibinizin canını yarıya kadar, 150 kadar alabiliyorsunuz ve aşırı derecede güçlü bir karakter. Mutlaka mid lane'de parça, her ligde oynayabilirsiniz. Alabilirsiniz. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bir diğer hero'muz Glo. Ciddi anlamda bu da fark yaratan bir hero. Glo'yu alıyorsunuz arkadaşlar, solo lane ya da tank olarak bildiğiniz rakibinizi kanser ediyorsunuz, yapışıyorsunuz, üstüne çıkıp onu tilt edip ayrılmıyorsunuz, öldürüyorsunuz, istediğiniz yere çekiyorsunuz ve en önemlisi ölmüyorsunuz arkadaşlar. Glo mutlaka tavsiye ediyorum. Mystic Liginde banlanıyor ama alt liglerde, Mystic Liginde de kalırsa mutlaka oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, son hero'muz Benedetta. Benedetta da solo'da ciddi anlamda fark yaratan, adeta solo'yu size zindan eden bir karakter. Benedetta'yı alıyorsunuz. Normal solo'da önden farm alabilirsiniz. Rakibinize oyunu kanser ettirtirebilirsiniz. Rakibinizi kanser edebilirsiniz ve aşırı derecede diff atıp rakibinize oyunu zindan edebilirsiniz. Önden farm alabiliyor. Çok rahat bir şekilde bütün koridorlara yardıma gidebiliyor, gank atabiliyor. Turtle, Lord TP'lerinde aşırı iş yapıyor ve her alanda her yerde oynayabilirsiniz. Benedetta'yı da şiddetle tavsiye ediyorum. 10 tane hero'muz oldu. Bu tarz videoların devam için videoya like atıp yorum kısmına sizce oyundaki en güçlü hero hangisi onu yazmanızı rica ediyorum. Ve de YouTube kanalıma resmi bir şekilde abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.